Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Testo marka termal kameranın özelliklerinden bahsedeceğim. Kullanımını da anlatacağım biraz. Bu ucuz bir cihaz da değil. İnternette 23 bin lira civarı bir fiyatı var. Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Hemen onlardan bahsedeceğim. Şöyle bir cihazı açalım önce. Şu anda açıldı zaten, görüyorsunuz. Şöyle bir arada tutayım. Şurada bir klima var. O imlecin olduğu yeri gösteriyor şu anda. 46 derece. Bu şekilde düz bir şekilde ölçüm yapabiliyorsunuz. Fakat biraz daha kullanışlı hale getirmek için bazı ayarlar yapmak lazım. Şu ortadaki düğmeye basıyorum. Ölçüm. Ölçüme geliyorum. Sıcaklık imleçleri. Yeni minmax alanı diyor. Ona tıklıyorum. Alanda minmax işaretliyorum. Böyle bir kare çıkıyor. Bu karenin içerisindeki sıcaklığı şu üst köşede görüyorsunuz. H en yüksek sıcaklık. M ortalama sıcaklık. C de en soğuk sıcaklığı gösteriyor. En soğuk noktayı şu kare içerisinde gösteriyor ama hani söylüyor sadece. Şu an göstermiyor. Onu göstermesi için ölçüme geliyoruz. Ölçümden yeni minmax alanı tıklıyorum. O alan içerisinde sıcak noktayı göstermesini işaretledim. Şu anda bak, o kare içerisinde o kırmızı imleç geziyor. En sıcak noktayı buluyor ve değerini de yukarıda gösteriyor şurada. Şu an kırmızının olduğu yer 21 dereceymiş mesela. 21.8 dereceymiş. Şimdi soğuk olan imleci de göstersin. Hani en soğuk noktayı gösteren imleç de görünsün istiyorsanız. Yine ölçümden şöyle minmax alanından soğuk noktayı da işaretledim. Şimdi artık mavi olan imleç soğuk noktayı, kırmızı olan sıcak noktayı gösteriyor ve değerlerini şurada yazıyor. Hangisinin ne değerde olduğunu şöyle yukarı tutayım mesela yine klimaya doğru. Şöyle 40 derece, 47 ve 46 derece gösteriyor sıcak noktayı. Soğuk nokta da en üst köşede şu anda bakın. 16 dereceymiş. Bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Gene bakın masaya doğru tutuyorum. En sıcak nokta ile en soğuk nokta imleçleri otomatik kendisi geziyor. Ama siz diyelim ki özel bir noktayı ölçmek istiyorsanız ortadaki imleci kendiniz manuel olarak şöyle. Mesela diyelim ki ben sandalyenin şu üst kısmını ölçmek istiyorum. Orada yazıyor bakın kaç derece diyor. 21.5 derece diyor. 1.0 derece diyor. Bu şekilde en kullanışlı, böyle buldum ben. Ben böyle görüyorum. Ama diyelim ki bu renkler sizin o anda gördüğünüz ortamı göstermek için yeterli bir görüntüye sahip değilse şuradan joystick'i şu yukarı aşağı kaydırarak farklı renklerde gösterebilirsiniz. Mesela mavi, kırmızı. Şurada renk paleti de şurada zaten. Şu renklerde gösterdiğini, hani en soğuğu mavi, en sıcağı kırmızı şeklinde. Şöyle kaydırırsak mesela aşağı doğru. Çeşitli renkler de gösterebiliyor. Bu o anki görüntünün sizin için en güzel hangisi olacaksa onu seçiyorsunuz. Bu bir. İkincisi, evet. İkincisi, şurada bir tuş daha var bakın. Bu tuş kısa yol tuşu. Buna herhangi bir özellik atayabiliyorsunuz. Şu anda mesela lazer özelliği, lazer nokta özelliği atanmış. Şöyle tıklıyorum. Bakın karşı tarafta göreceksiniz duvarda. Tuttuğum yerin sıcaklığını gösteriyor şu anda. Karşı duvarda bakarsanız lazer geziyor. Şu an sandalyenin üzerinde. Lazeri açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Lazeri açtığınızda ekranda lazerin olduğu noktanın sıcaklığını da yazıyor ama şu anda hem merkez imleci hem de ikisini bir arada kullandığınız zaman yazıları süste biniyor. Bu durumda merkez imlecini kapatmanızı tavsiye ederim. Daha iyi bir görüntü alırsınız. Şimdi bu kısa yol tuşuna başka ne özellikler atanıyor onları göstereyim. Bunun için şu joystick'i sağa doğru çekiyorsunuz. Atanabilecek özellikler çıkıyor. İşte görüntü galerisi. Çektiğiniz görüntüleri oradan hemen görmek isterseniz kısa yoldan hemen bunu seçersiniz. Ölçek var.
emsivite dedikleri bir olay var. Burada işte ısının hassasiyetini ölçüyor. Hani ayarlayabiliyorsunuz. İşte demir mi ölçüyorsunuz? İşte tahta mı ölçüyorsunuz? Efendim söyleyeyim, başka bir malzeme mi ölçüyorsunuz? Onun seçenekleri var. Çok ince ayar için, yani çok hassas işler yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz ama diğer türlü gerek yok. Burada işte o az önce kullandığımız paletler var. Renk seçenekleri, yani hangi renklerde göstermesini istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Buradan bu ayar dediği makineyi sıfırlıyor, yani resetliyor. Her seferinde isterseniz bunu atayabiliyorsunuz. Şu tuşa o özelliği atayıp da yapabiliyorsunuz ama orada çok gerek yok. Görüntü tipi. Bunu mesela seçebilirsiniz. Görüntü tipini seçtik. Bu ne işe yarıyor? Bu şu an bu tuşa, şu tuşa bu özellik atanmış oldu. Yani şu tuşa ben görüntü seçeneği özelliğini atadım. Ne yapıyor? Buna basıyorsunuz. Normal kamera görüntüsüne geçiyor artık. Artık normal kamera olarak açılıyor. Mesela bu nerede işinize yarar? Çok karmaşık bir yerde ölçüm yapacaksınız ama o ısıl göstergede tam olarak ne olduğu belli değil. Buradan basıyorsunuz. Şu ısıl göstergedesiniz mesela. Basıyorsunuz. Hemen oranın gerçek görüntüsü karşınıza çıkıyor. Ona göre hedef alıp tekrar normal görüntüye, ısıl görüntüye geçebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Normal kamerası da var yani. Ondan sonra başka ne atayabiliyoruz bakalım. Lazer, dediğim gibi. Lazer var. Aşağıya gelelim. Lazerin altında bir de zoom var. Ben zoom'da kullanırım diye düşünüyorum. Şu an en çok lazım olan o olur. Tahminimce. Tabii kullanıcıya göre değişir. Bu da işte zoom yapıyor. Şu an bu tuş zoom tuşu oldu. Şimdi basıyorum. Yaklaştırıyor. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. 3 kademe yaklaştırması var. Bir daha bastığınızda tekrar sıfırlanıyor. Şimdi bir de bunun asıl özelliklerinden bir tanesi, onu göstereyim size. Telefona bağlanabiliyor. Şimdi diğer telefonla ilgili sıkıntı çıktı da buradan devam edeceğiz. Uygulamayı yükledik. Uygulamayı yükledikten sonra buradan seçiyorum o uygulamayı. Testo diye. Kameraya bağlanacak şimdi. Evet, görüntü geldi. Şu anda bakın. İkisinin ekranı aynı. Tabii arada görüntü kalite farkı var. Bundan sonrasını bütün ayarları telefon üzerinden yapabiliyoruz. Gerisini telefonun ekranından anlatacağım ben size. Bütün ayarlarını oradan yapacağız. Oradan kumanda edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada ne ayarlar var onları göstereyim. Buradan ne yapılabiliyor? Ben onları göstereyim ben size. Şöyle dursun bu. Burada ayarlara bastığınız zaman işte buradan ölçüm aralığını değiştirebiliyorsunuz. Eksi 30 ile 100 derece arası normal hava şartlarında bunu kullanıyorsunuz. Mesela ama diğer türlü daha yüksek sıcaklıklarda, mesela sıcak demir ölçeceksiniz. O zaman 650 derece, 0-650 dereceye geçersiniz. Ama biz şu anda onu kullanmayacağız. Bu üsttekini kullanacağız. Ondan sonra solar diyor. Tabii bu solar, efendime söyleyeyim, elektriksel dediği kısımlar ayrıca, bunun testonun iki tane cihazı var. Elektriksel ölçüm yaparak bütün bilgileri gene Bluetooth'la bu cihaza aktarıyor. Onlarla da işbirliği koordine halinde çalışarak hani size bilgi verebiliyor. Ama şu anda bu cihazlar bizde olmadığı için bu elektriksel dediğimiz kısım ile çok bir işimiz yok. Solarla da pek işimiz yok. Onun da ayrı bir sensörü, ayrı bir alıcısı var. Ama bağıl nemi ölçebiliyoruz. Bağıl nemi tıkladığım zaman burada işte ortalama şu anki havanın nemini giriyorsunuz. Ortam sıcaklığını giriyorsunuz. Tamama bastığınız zaman artık bu cihaz nemi ölçüyor. Bakın. Duvar diplerine bakın. Yerlerin soğuk olduğunu ve bu sarı olan yerlerden nem oluşacağını, küf oluşabileceğini falan gösteriyor. Şöyle bakın, sıcaklık olarak. Mesela şu kırmızı olan yerlerin neme çok yatkın olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle tavana bakın. Şuralar küf ve nem oluşumuna çok müsait olduğunu, çok
ısı kaybının olduğunu söylüyor. Hatta videonun sonuna bir iki fotoğraf da koyabilirim. Orada su tesisatını falan gösterebiliyor duvar altında. Sıvanın altındaki su tesisatındaki kaçakları görebiliyorsunuz. Bu tabii tesisatçı arkadaşların ve montajcı arkadaşların çok işine yarayacaktır. Böyle bir özelliği var. Efendim söyleyeyim, başka neler var? Şöyle bir bakalım. Ayarlara girelim. İşte o cihazın üzerinde yaptığımız ayarları gene burada yapabiliyoruz. İşte merkez nokta, sıcak nokta, soğuk nokta ayarını buradan aktif kapatabiliyoruz. Buradan fotoğraf çekebiliyoruz. Şu an bir fotoğraf çektim. Galeriye kaydedildi. Şöyle bir daha şey yapayım. Şu üstten normal gerçek görüntü ve termal görüntü arasında geçiş yapabiliyoruz. Mesela şu anda oradan görüntüyü aldım. Ha, şu hareketleri daha da hızlı ayarlayabiliyoruz. Şu telefon cihazdaki ayardan. Ama ben o kadar herhalde muhtemelen yüksek şarj edildiği için onu seçenek olarak koymuşlar. Gerek de yok. Zaten bir fotoğraf çekeceksiniz. Termal görüntüye geçiş yapıyorum tekrar. Evet. Geçti. Yukarıda RTC dediği şey cihaz karşıdan geri yansımalı ışını süzmek için, onu filtre etmek için kullanılıyor ama ben çok bir etkisini görmedim. Diğer türlü E yazan kısımda ise işte o dediğim ölçtüğünüz şeyin alüminyum mu, tuğla mı, beton mu, bakır mı ne olduğuna göre tercih yapıyorsunuz. Çok çok hassas ölçümler yapabiliyorsunuz. Biz kullanıcı tanımlılığı kullanıyoruz. 1-2 derece fark ediyor. Ben denedim. Demire falan tuttuğunuz zaman. Çok önemli değil. Hani çok hassas kullanıcılar için ayrı tabii de. Ben yine elektrikteki ısınma noktalarını ölçen arkadaşlar için söylüyorum. Çok ince ayarları var. Bize lazım olan kısımları tabii onlar değil, onlara girmeye gerek yok. Yine dediğim gibi renk paletini buradan tercih edebiliriz. Burada diyor ki mesela nem veya sıcak soğuk veya demir diyor. Mesela yüksek sıcaklıkla bir demir ölçeceksiniz, bunu seçiyorsunuz. Ona göre bir renk dağılımı yapıyor. Normal demir seçebiliyorsunuz. Bunu seçtiğinizde zaten fabrika ayarlarında bunda bu şekilde geliyor. Böyle gördüğünüz gibi değerleri okuyabiliyorsunuz. Başka ne var? Çektiğiniz fotoğrafları nasıl göreceksiniz? Mesela şurada şu klimayı ben bir çekeyim. Şu anda değerleri orada yazıyor zaten. Az şöyle sağa doğru çevireyim, karışmasın. Evet. Çektim fotoğrafını. Şimdi galeriye gidelim. Galeriye şu üst köşeden gidiyoruz. Diğer köşeymiş pardon. Şuradan. Galeri. Seçtiğim galeriyi. Burada evet. Hatta daha önce çektiğim görüntüler de var. Onları size göstereyim. Bu en son çektiğim görüntü. Bunun çektikten sonra gerçek görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Bu şekilde termal görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Üzerindeki değerleri okuyabiliyorsunuz. Çıktı almak isterseniz CSV çıktısı alabiliyorsunuz. Yani bu biraz daha ayrıntılı bir dosya. Ama bizim kullanacağımız PDF dosyasıdır. PDF de çok ayrıntılı bilgi veriyor. Ortam sıcaklığını, bütün değerleri giriyor. Ve iki termal görüntü ve gerçek görüntüyü de bir arada gösteriyor. JPEG olarak da şey aktarabiliyorsunuz. Bu şekilde. Efendime söyleyeyim. Gerçek görüntü olarak, fotoğraf olarak aktarabiliyorsunuz. Bir de BMT dosyası dediği bu cihazın kendi kullandığı bir format. Ama bizim lazım, bize kullanacağımız PDF ve JPEG olarak kullanırız biz muhtemelen. Efendim, başka ne söyleyebilirim? Şimdi benim su tesisatını gösteriyor demiştim ya. Onu nasıl gösteriyor onu bir göstereceğim şimdi size. Şuradan bir geri geleyim. Bakın şurada bir lavabo var benim.
lavaboyu görebiliyorsunuz. Musluk yukarıda, musluktan aşağı doğru kırmızı bir şekilde su tesisatını gösteriyor. Oraları kırmızı bir şekilde, sıvı altında bu. Sıvı altında olduğu halde o görüntüyü orada gösterebiliyor. Başka bir renk tonuyla çektiğimi göstereyim. Bu da farklı bir renk tonuyla çekilmiş. Tabii bu daha iyi ayarlanmamış. O renk paletlerinden renkleri değiştirerek daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Başka ne var? Şöyle göstereyim size. Bunların gerçek görüntüsü de var tabii. Bunları da göstereyim. Bunun gerçek hali bu şekilde. Termal hali bu. Gerçek görüntüsüne bakarsanız sıvı altında olduğunu görürsünüz zaten şeyin, borunun. Termalde hemen ısıl olarak yeri belli oluyor. Bu şekilde bir cihaz. Çok uzun mesafelerde ölçüm yapmıyor. Daha doğrusu ben denedim. Bir 8-7-8 metrede 2-3 derece fark ediyor. Mesela 45 dereceyi 8 metreden 40 derece gibi, 42 derece gibi ölçüyorsunuz. Daha uzaklarda daha da hata yapar. Ayrıca başka ayarları da var. Onları da göstereyim. Şöyle bakalım ne vardı. Gerisi gerçi şeyden ayarlanıyor. Cihazın kendi içinden ayarlanıyor. Şurada IFOV hesaplayıcısı var. O ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Bu IFOV hesaplayıcısı mesela ne kadar mesafeden ekran cihazın ne kadar alanı ölçtüğünü söylüyor. Mesela diyor ki yarım metreden, 0.5 metreden 1 milimetrelik bir noktayı ölçebiliyormuş. Ayrıca işte 38 santime 27 santim alanı görüntüleyebiliyormuş 50 santimden. Yani ne kadar mesafeden neleri ölçebileceğinizi burada hesaplanmanızı sağlıyor. Çok da hani profesyonel olmadıktan sonra gerek yok. Başka ne var? Öğreticisi var. İşte neyi nasıl yapacağınızı anlatıyor. Dil ayarları filan. Benim diyeceğim bu kadar. Başka merak ettiğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yaparsınız. Ben de bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. İyi günler diliyorum size.